Merhaba sevgili Telebir izleyicileri. Başka Bir Kent Mümkün adlı programımızla bu hafta İzmir'in Bergama ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu nadide ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Helenistik krallık merkezleri içinde en iyi korunmuş kent olan Pergamon, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları da içerisinde barındıran Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı başlığıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Kültürel peyzaj kategorisinde Dünya Miras Listesi'ne alınan alan, Pergamon Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe tümülüsleri olmak üzere 9 bileşenden oluşmaktadır. Helenistik Pergamon Krallığı'nın başkenti Bergama, İsa'dan önce 4000 yılına kadar inen tarihi geçmişe sahiptir. Kent Helenistik dönemde plastik sanatlar, mimarlık, şehir planlama ve tıp alanında ulaştığı üstün seviyeyle günümüz medeniyetinin insanlığa sunduğu birçok olanağın yaratıcısı ve öncüsü olmuştur. Bergama sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999. Türkiye'nin 13. ve İzmir'in ilk UNESCO Dünya Mirası kentidir. İlkler kenti Bergama, Parşömen'in ana vatanı, eczacılığın babası Hekim Galenos'un kenti, 1937 yılından bu yana Türkiye'nin ilk yerel festivaline hiç ara vermeksizin ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam eden kent, İncil'de geçen Anadolu'daki 7 kiliseden birine sahip kent, dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek çok nitelemeye sahiptir. Bergama adı antik dönemdeki Pergamon isminden gelmektedir. İlçe Ege bölgesinin kuzeybatısında İzmir iline bağlı olup, doğusunda Soma ve Kınık, kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi, batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde Ali Ağa ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde Ege Denizi sahili yer almaktadır. Kent, kuzeyinde Madra Dağı, güneyinde Yunt Dağı silsileleriyle çevrili Bakırçay Havzası'nda kurulmuştur. Hazır Bergama'dayken Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e uğramadan olmazdı. Bergama'nın değişen ve dönüşen çehresini kendisinden dinleyelim dedik. Evet, tabii Bergama'nın aslında en öne çıkan değerlerinden birisi de Bergama'daki bu tarihi ve kültürel birikim. Bergama yaklaşık 2500 yıldan bu yana üzerinde yaşamın eksik olmadığı, önce Helenistik dönem, sonrasında Roma, Bizans, Anadolu Beylikler, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte birbiri peşi sıra gelen uygarlıklar, onların hem buradaki anıtsal yapıları hem kültürel zenginlikleri ve bu değerleriyle de 2014'ün UNESCO Dünya Mirası listesine giren alanlarından birisi. Dolayısıyla Bergama deyince birçok kişinin aklına ilk önce Bergama'nın tarihi yapıları, anıtsal yapıları gelir. Ve bu nedenle de aslında bütün Anadolu'da en çok turist alan antik kentlerden birisi. Görkemli bir krallık başkenti aynı zamanda. Ama tabii ki bu tarihi ve kültürel zenginliklerin yanında da aslında çok önemli bir tarım bölgesinde, bereketli Bakırçay Ovası'nın toprakları üzerinde kurulu, İzmir'in coğrafi olarak en geniş ilçesi ve 114 köyü, 5 beldesi ile birlikte yaklaşık 105 bin civarında bir nüfusun yaşadığı, bir anlamda da turizmle birlikte en güçlü ekonomik aksiyonda tarım olduğu bir İzmir ilçesi.
tarihi anlamda çok önemli bir kentte eğer belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Bu tabii ki tüm belediye başkanları gibi benim için de bir büyük bir onur ve gurur ama yüklemiş olduğu çok önemli sorumluluklar da var. Çünkü öncelikle bu kentin korunması gerekiyor. Adı üstünde UNESCO'nun dünya mirası kentlerinden birisi. Aslında mirastan öde belki de emanet demeliyiz. Bize bir emanet ve bizden sonraki kuşaklara da Bergama'nın bu kültürel birikiminin, tarihi yapısının, dokusunun, sadece 2000 yıl önceki anıtsal yapıların değil, bugün kentin o kimlikli yapısının, dokusunun da korunarak aktarılabilmesi gerekiyor. Bir koruma ve kullanma dengesi içinde. Dolayısıyla böyle olunca öncelikle bizim görevimiz bu kenti korumak. Bu kentteki restorasyon çalışmaları, tarihi kentsel çevreyle ilgili düzenlemeler ve bunların tabii ki turizme bir şekilde korunarak açılabilmesi. Çünkü bazen turizm olgusu bu yapılara, bu kimlikli dokuya zarar verebilecek bir şekilde çok hızlı da gelişebiliyor. O nedenle bu koruma kullanma dengesi bizim için çok önemli ve bizim genelde öncelikli projelerimiz Bergama'nın bu anlamda bu yapısının, dokusunun korunması ve tabii ki Bergama'nın bu kültürel zenginliğinin, tarihi birikiminin de anlatılması, bunun yazılıp çizilmesinin sağlanması, tanıtılması gerek ulusal gerekse uluslararası alanda. Böyle de bir çalışım, tanıtım çabasının bizlerde olması gerekiyor. Dolayısıyla Bergama Belediyesi'nin bütün bu yaptığı onca proje içinde belki de en öncelikli bizim üzerinde durduğumuz projelerimizden ya da çalışma alanlarımızdan birisi bu. Koruma ve tanıtma. Bergama'yı gezenler bilir, bilmeyen, tanımayanlara da buradan bir çağrıda bulunmuş olun. Bergama bizim bildiğimiz birçok antik kent gibi yeni ve bugünkü çağdaş Bergama'nın dışında olan başka bir antik eski bir Bergama yok. Eski Bergama ile yeni Bergama iç içe. Ne demek istiyorum? Örneğin şimdi günümüzün Çanakkale'si başka bir yerde, Truva, ondan kilometrelerce uzakta, Efesos başka bir yerde, Selçuk ondan birkaç kilometre farklı bir alanda, yine Kapadokya öyle vesaire. Ama Bergama öyle değil. Bergama'da günümüzün çağcıl Bergama'sıyla, modern kentiyle diyelim ya da eski Bergama iç içe. Dolayısıyla Bergamalılar yüzyıllardan beri, bin yıllardan beri bu ana kent çekirdeğinde eski anıtsal yapılarla bin yıl önceki, 2000 yıl önceki, 300, 400, 500 yıl önceki Osmanlı döneminden kalan hanlar, hamamlar, camiler vesairelerle iç içe bir yaşam sürüyor zaten. Dolayısıyla bütün Bergamalılar, bütün Bergamalı çocuklar işte bir mahalleden bir mahalleye giderken, sokak arasında top oynarken, gezmeye gittiklerinde, dolaşmaya gittiklerinde hep bu yapıların arasından geçip dolaşırlar. Dolayısıyla günlük yaşam zaten o tarihi ve kültürel birikimle iç içe. O anlamda bu tabii korumacılık anlamında bazen işimizi zorlaştırsa da Bergamalıların tarihle, geçmişle ve onun bize getirmiş olduğu kültürle bağları çok güçlü. Zaten böyle bir kentte doğmuşlar, büyümüşler ve yaşamaya devam etmişler. Bu anlamda bir benimseme, özümseme duygusu gelişmiş elbette. Ama tabii ki yerel yönetimlerinde özellikle bu konuda yeni yapılaşmalara, bu kimlikli dokuya zarar verecek ya da onları bir şekilde gölgeleyecek yapılaşmaya eğer yerel yönetimler izin vermezse vatandaş arasında, yurttaş arasında çok büyük bir sorun yok. Hele hele turizm olgusu gelişip de bu yapı, bu doku, bu tarihsel birikim o insanlara yeni bir ekonomik zenginliğin de kapısını açıyor ise zaten bununla birlikte bunların korunması, benimsenmesi çok daha kolay oluyor. Bu anlamda Bergamalılar bence bu konuda oldukça duyarlı.
geçmiş öyküsü olan bir kentteyseniz, kadim bir kentteyseniz orasını iyi bilmeniz, iyi tanımanız, onun geçmiş öyküsünü, önceliklerini, tarihten gelen önemini biliyorsanız zaten o kent size bugün ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ayakları yere sağlam basan, bu kentin kültürüne, birikimine uygun eğer projelerle yürüyorsanız o kentte de örtüşen bir yönetim sergilemiş olursunuz. Biz bunu yapmaya çalıştık. Bergama'nın geçmiş öyküsüne yaraşan, geçmişteki kültür, bilim, sanat kenti Bergama'ya uygun düşeceğini düşündüğümüz bir yönetim anlayışı uygulamaya çalıştık. Tabii ki buradaki bizim en önemli duyarlılıklarımızdan birisi başladığımız günden bu yana Bergama'nın bu zenginliğinin bir şekilde ilan edilmesi, tescil edilmesiydi. O nedenle de yaklaşık 2010 yılında ben başkan seçildikten bir yıl sonra 2009'da başlamıştım. 2010 yılında bir çalışma başlattık ve Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası listesine adaylığıyla ilgili Bergama Belediyesi'nin çabaları 3 yıl içinde sonuç verdi ve 2014 yılı Haziran ayında Bergama Türkiye'nin 13. Dünya Miras Alanı olarak Birleşmiş Milletler'in Kültür Bilim Eğitim Organizasyonu UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Bu çok önemli ve kıymetliydi bizim için. Tabii bunun dışında Bergama'nın birçok kentte olduğu gibi bir takım altyapı sorunları, özellikle çevre konusunda da duyarlı bir kenttir Bergama. O nedenle Bergama'nın öncelikle katı atık ve düzenli depolama, çöp depolama alanlarının yapılması, atık su arıtma tesisinin yapılması, yine Bergama'da uluslararası anlamda birçok mimarlık yarışmasına giren ve ödül kazanan Bergama Kültür Merkezi'nin yapılması ve tabii ki birçok eğitim projesi, sosyal proje, yine kentin önemli sıkıntılarından birisi olan örneğin trafiği belki bir oranda çözebilecek bir tatlı otopark yapımı gibi birçok spor tesisi, işte yüzme havuzları, tenis kortları, bir futbol stadı vesaire birçok aslında bayındırlık hizmetinde yaşama geçirmiş olduk. Çayladım, çayda balık avladım. Çaya vardım, çayladım.
Kuş kemeri taşları, cıvıl cıvıl kuşları. Üç kemeri taşları, cıvıl cıvıl kuşları. Hiç aklımdan çıkmıyor, kaymak beni de boyar bakışlar. Hiç aklımdan çıkmıyor, kaymak beni de Tabii aslında benim önce bu tanıma bir itirazım var. Çünkü Türkiye'de bütün belediyeler sosyal belediyecilik yaptığını söylüyorlar. Sosyal belediyecilik kavramı bence biraz aşınan, yıpranı, hatta içi de boşalan bir kavrama dönüştü. Neredeyse bütün belediyeler, neredeyse tüm hizmetlerini sosyal belediyecilikle tanımlar oldu. Dolayısıyla öncelikle bence bu terminoloji konusunda bir açılıma ihtiyaç var. Ben sosyal belediyecilik yerine toplumcu ya da halkçı belediyecilik demeyi tercih ediyorum. Tabii böyle olunca da toplumun biraz daha dezavantajlı kesimlerine, özellikle ekonomik anlamda, eğitim olanaklarından yoksun, belki kent merkezinin biraz uzağında, kent olanaklarından nedir bu olanaklar, kentin sunduğu eğitim olanakları, spor olanakları, yeşil alanlardan yararlanma olanakları ve benzeri gibi. Bu olanaklardan görece daha az yararlanabilen kesimlere dönük projelerin yapılabilmesi. Çoğu zaman istihdam konusunda dezavantaj yaşayan engelliler gibi toplumun ne yazık ki biraz ötelenmiş, dışlanmış kesimleri gibi kesimlere ulaşıp oralara belediye hizmetlerinin götürülmesi gibi bir tanım bence toplumcu belediyecilik. Ve tabii ki burada halkın katılımını olabildiğince bu işin içine katarak yönetim anlayışını biz yapmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tabii ki birçok eksiğimiz hala var birçok belediyede olduğu için, ama ben böyle bir tanımlamayı daha doğru buluyorum. Başkan Gönenç, Bergama'da yaşamanın ve idareci olmanın sorumluluklarını çok iyi bildiğini ve böylesi dünya mirası olarak kabul edilen bir kentin mevcudiyetini koruyarak modern yaşamı inşa etmek için bilgi, birikim ve tecrübe gerektirdiğinin altını çiziyor. Şimdi tabii ki belediye başkanlığı biraz hayal kurarak, sonrasında da seçildikten sonra biraz da heyecanlı aşkla yapılacak bir iş. Doğduğunuz kente ya da bulunduğunuz, yaşadığınız kentte olan bağlılığınız, aidiyet ilişkiniz vesaire buraları sizi taşıyor. Yoksa hani çok da akıl kârı bir iş olmadığı çoğu zaman söylenir belediye başkanları tarafından. Benimki de öyle başladı. Tabii öncelikle şunu söyledim ben de birçok Bergamalı gibi. Bergama aslında çok önemli bir potansiyele sahip. Dünyada, hatta Avrupa'da bazen Bergama'yı bizden daha iyi tanıyorlar. Biz Türkiye'ye henüz, hatta yanı başımızdaki kocaman metropol İzmir'e bile henüz Bergama'yı yeterince tanıtamadık diye hep yıllardır yakınırız. Çünkü Bergama'ya çok sayıda yabancı turist gelir. Bunun %90'ı, %95'i Avrupa ülkelerindedir, yurt dışındandır, ama ne yazık ki biz Türkiye içinde çok fazla bilinen, tanınan, gezilip görünen bir kent olmanın çok uzağındaydık. Hala da aslında biraz öyle, ama özellikle bizim UNESCO Dünya Mirası listesine girmemiz, Bergama ile ilgili çok sayıda basında, yazılı ya da görsel basında haberin çıkması, bu konuda bizim yaptığımız bir takım tanıtım çalışmalarıyla birlikte kısmen Bergama'yı daha fazla merak uyandıran, Bergama'nın değerlerini, Bergama'nın kültürel birikimini biraz daha duyuran bir dönemi geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Ama bununla ilgili şanssızlıklarımız da oldu. Nedir bunlar?
Öncelikle ne yazık ki 2014'ten sonraki süreçte, 2014 diyorum çünkü o kritik bir eşik Bergama için UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi. 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye çok ciddi problemler yaşadı. Özellikle iç güvenlikle ilgili problemler, terör saldırıları, bir takım yapılan bombalı saldırılar, işte gerek turizme gerek sivil insanlara yönelik. Sonrasında yaşanan işte bir 15 Temmuz darbe girişimi vesaire. Bunlar da tabii ki Türkiye'nin güvenli ülke algısını aşındıran şeylerdi ve ne yazık ki turizm konusunda da çok olumsuz bir yansıması oldu tüm ülkeye ve tabii ki Bergama'ya da. Son yıllarda buna tabii ki diplomasideki bir takım hatalar ya da sıkıntılar da eklenince, özellikle işte biliyorsunuz Hollanda ile Almanya ile vesaire yaşanan sorunlar da eklenince, bu anlamda aslında Bergama bizim birazcık beklediğimizden daha az bir turist ve ziyaretçi istatistiğiyle yoluna devam eder oldu. Aslında yükselen bir ivme bekliyor idik. Tabii bundan sonrası için Bergama'da neler yapılabilir? Şüphesiz bu kent için daha çok yapılacak şey var. Ben 10 yıl görev yaptım. Bence 10 yıl bir belediye başkanı için de ideal bir süre. Ve ben geçtiğimiz haftada bunu kamuoyuyla da paylaştım. Bir üçüncü dönem içinde bir görev almak istemediğimi, aday olmayacağımı da belirttim. Dolayısıyla 10 yıllık bir dönemle belediye başkanlığımı sonlandırmış olacağım ama tabii ki bundan sonra da yine Bergama'da yerel siyasetin içinde olmasak bile yerelde başka bir takım gerek sosyal projeler, gerek sivil toplum örgütleri projelerde Bergama'ya katkı sunmaya çalışacağız. Bu kentin çok daha fazla projeye, çok daha fazla çalışmaya ve çok daha fazla çabaya her zaman ihtiyacı var. Ben bu süreçte 10 yıl boyunca bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım bundan sonra da Bergama'nın bu iyimesi, bu gelişmesi devam eder bu doğrultuda. Öncelikle şunu söyleyebilirim, belediye başkanlığı çok onurlu bir iş, çok keyifli bir iş. Çünkü insanların yaşamını değiştirebiliyorsunuz. Doğru projeler yaptığınızda insanların bu kentteki yaşamlarını kolaylaştırıp onların önünde yeni ufuklar açabiliyorsunuz. Ama tam tersi olduğu zaman da işte insanların belki de yaşamlarını biraz daha çekilmez bir hale gelme konusunda bir katkınız olmuş oluyor. Dolayısıyla bu onurlu yanı dışında böyle ciddi bir sorumluluğu ve zor da bir yönü var. O nedenle belediye başkanı adayı olacak arkadaşlarım öncelikle bu konudaki özgüvenlerinin, bu konudaki çalışma disiplinlerinin, enerjilerinin, kentlerine olan bağlılıklarının, heyecanlarının ve aidiyet duygularının düzeyde olması gerekiyor. Belediye başkanlığı zorla bir görevmiş gibi kerhen yapılacak bir iş değil. Öncelikle bu iradeyi kendilerinde bulanların bu işe soyunması gerekiyor. Bu konuda Bergama'da çok önemli bir potansiyel var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de bu işi yapacak çok sayıda genç arkadaşımız çıkacaktır. Tabii onlara şunu önerebilirim. Bir, bu kentin geçmişini, tarihini, öyküsünü iyi bilmeleri gerekiyor. Röportajın başlarında da söyledim. Eğer siz ister Bergama ister başka bir kent yaşadığınız ve belediye başkanlığı yaptığınız kenti iyi tanıyor iseniz, o kent zaten size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. O kentle örtüşen, o kentin sorunlarıyla, o kentin öncelikleriyle ilgili onları çözebilecek küçük projeyi üretebilirsiniz. Ama kentteki yaşamı bilmiyorsanız, kentteki tarihi, kentteki kültürü, kentin sosyolojik yapısını bilmiyorsanız, o zaman ayakları yere sağlam basmayan popülist ya da moda deyimiyle çılgın bir takım projeler ama işe yaramaz projelerle zaman öğütüp hem kendi zamanınızı hem o kentinin zamanını boşa harcayabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle tanımaları, bilmeleri ve anlamaları gerekiyor. Bu aslında belki bütün belediye başkanları için bence geçerli diye düşünüyorum.
14 yaşım dikenine kaplanmış, göz ucuma karıncalar toplanmış. Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne, ağır yazı morgul gibi sallanmış. Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne, ağır yazı morgul gibi sallanmış. Haftalık da bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşça kalın.